sene önce yapılanlarla 12 yıl içerisinde yapılanlarla kıyaslama bekliyoruz. Biz ilk yarıyı bitirdik. Şimdi ikinci yarıya başlıyoruz. Hedefimiz 2023. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle ve siz değerli halkımızın çizmiş olduğu istikamette inşallah Türkiye bu asır medeniyetler seviyesinin üzerine en kısa zamanda çıkacak ve Türkiye dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olacaktır. İnşallah bunun için el birliğiyle, samimiyetle gayret edeceğiz. AK Parti'nin bir hasleti vardır değerli arkadaşlar. Daima eleştiriye açık, ülkücü kardeşlerimizin de, sosyal demokrat kardeşlerimizin de, milli görüşten gelen kardeşlerimizin de yuvası olmak için kapılarını sonuna kadar açan bir kitle partisidir. Hep beraber Allah rızası için milletin duasını alabilmek için gayret ediyoruz. Tek bir şiarımız var. Millete hizmet etmek. Millete hizmet etmenin hakka ibadet olduğu anlayışından ayrılmamak. Bugün dünya lideri mesabesine gelmiş ve her gelmiş olduğu seçimde oylarını yükselterek çıkmış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan inşallah bundan sonra ekibiyle birlikte uluslararası siyasette büyük işlere imza atmış Türkiye'nin ve dünyanın medar iddiarı Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu ile birlikte inşallah Türkiye daha büyük ufuklara doğru yelken açacaktır. İnşallah. Biz halkımızın her kesimini kucaklayan, herkese hizmet etmek için gayret eden bir anlayışın mensuplarıyız. O yüzden de çalışmayı şevkle, dinamik bir şekilde gerçekleştireceğiz. Değerli kardeşlerim, vatandaş dürüst insan istiyor. Biz Akçabatlı hemşehrimiz olarak inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bugüne kadar Akçabat Belediyesi ile ilgili ve ilçe teşkilatımızla ilgili nasıl ahlak abidesi, dürüstlük abidesini işittiyseniz hiç kimse bizim sırtımıza bir kambur var diyememişse Allah'ın izniyle aynı şekilde milletvekili olursam eğer bu dürüstlüğümüzden taviz vermeyeceğimize inanmanızı istiyorum. İnşallah. Huzurlarınızda size söz veriyorum. Akçabat hizmet alma noktasında mağdurun yanında bir milletvekili arzu ediyor. Bundan sonra gece gündüz demeden hem Trabzon'un hizmetinde ama özellikle Akçabatlı kıymetli hemşehrilerimizin hizmetinde olacağımızdan endişeniz olmasın. Bravo. Bizim Trabzon'a yaptıklarımız da belli, Türkiye'ye yapılanlar da belli, Akçabat'a yapılanlar da belli. Ama yetmez, biz daha fazlasını yapmak zorundayız. Onun için bizim geçmiş dönemde olup da yazar kasaları sokaklara attıkları günleri hatırlamamamız için döviz büroların sıktıklarını ve döviz bürolarına insanların koşuştukları günleri unutmadan başı açık, başı kapalı diye insanları ikiye bölenlerin bugün milletin önüne çıkacak yüzü var iken biz bütün kardeşlerimizi açığıyla, kapalısıyla, sakallısıyla, solcusuyla, sağcısıyla birleştirebiliyorsak inşallah Türkiye'nin istediği huzura istikrarlı bir hükümetle varacağız. İnşallah. Bugün biz bakıyoruz kamuoyu yoklamalarında yine AK Parti Trabzon'da da Türkiye'de de almış olduğu oy oranını koruyor, üzerine doğru çıkıyor. Ama biz diyoruz ki bu bize yetmez. Birileri bir milletvekilini alabilmenin garantisini ve sıkıntısını yaşarken biz hedef 6-0 dedik ve 6 milletvekiliyle de tarihiz. Biz destek istiyoruz. Biz sizden gayretkeş çalışmalarımıza karşı yine desteğinizi istiyoruz.
Biz Trabzon'u utandırmadık. Akçabat'ı utandırmadık. Ve utandırmayacağız inşallah. Bundan böyle Şefik Başkanım'ın da ifade ettiği gibi. Akçabat'ımızın sorunlarını da biliyoruz. Yaptıklarımızı da biliyoruz. Yaylacık Mahallesi 11 bin seçmeniyle birlikte şurada Saları'dan yürüme mesafesinde indiğim yer. Allah'ın izniyle buranın da sorunlarıyla ilgili olarak elimizden geleni yapacağız. Yaylacık Mahalle Teşkilatımız, Yaylacık Eşrafımız, komşularımız, hemşehrilerimiz, sivil toplum kuruluşları, hepinizin görüşlerine hem saygımız var hem de ihtiyacımız var. Biz eleştirilmekten korkmayan, daima eleştirilmek istenen, varsa bir eksiğimiz, gediğini kapatmak için mücadele eden zihniyetin temsilcileriyiz değerli arkadaşlar. O yüzden sizlerle birlikte köy toplantılarımızda, mahalle toplantılarımızda veyahut da sivil toplum kuruluşlarının toplu programlarında sadece konuşan biz değil, konuşan milletimiz olsun anlayışıyla hareket ediyor. Sizlerin istek ve taleplerini dinliyoruz.